Hayder'in efendim faaliyetlerini biliyorsunuz, hizmetlerini biliyorsunuz. Hakikaten çok güzel hizmetleri var ve kısa zamanda da bayağı büyük işler yapmaya başladılar. Efendim, yani her gün medreselere 2000'in üzerinde, hatta 3000'de oldu galiba, efendim her gün yemek de veriliyor. Bu kolay bir şey değil ya. Yani ev hanımları bu meseleyi daha iyi anlar. Bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil. Koca kazanlarda yemek yapıyorsun, hem de ne yapıyorsun biliyor musun? Küçük tencerede yapıyor gibi güzel yapabilmek. Yoksa talebe yiyemedikten sonra ne der? Bir daha yemek getirmeyin der yani. Ama hepsi çok memnun. Yani efendim gidip pazardan alacakları, yemeğe ayıracakları vakti ne yapıyorlar? İlme ayırıyorlar. Bir de çünkü efendim medreselerde yemek yapıldığı zaman acayip bir yemek kokuyor. Her taraf bu sefer başları da ağrıyor. Kitap okuduğu zaman da efendim kafası almıyor. Bir sürü sıkıntılar. Yani bu yemeklerin götürülmesi özellikle medrese talebelerine bu efendim desteğin verilmesi hakikaten çok büyük bir hizmet. Rabbim Celle Celaluhu daha büyük hizmetler yapmak nasip eylesin. Zaten hizmetleri büyük. Yurt dışı, Hindistan'da da iftar vermeye başladılar. Biz Cübbeli hocamız da vardı o zaman beraber. Etiyopya'ya gitmiştik mesela. Yani Necaşi Hazretleri'ni de ziyaret ettik. Orada bile medrese yapıldı. İşte Hayder yaptı. İşte sizin paralarınızla yaptı. Yani sizin yardımlarınızı ne yapıyor? Bir kendisi köprü oluyor. Verenden efendim muhtaçlara adeta Osmanlı'nın bir sadaka taşı görevi görüyor. Efendim bu düşüncelerle ve Recep ayında olduğumuzu da unutmadan. Çünkü Recep ayında mesela yine bir hadis-i şerif var. Recep ayında sadaka vermenin faziletiyle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Her kim Recep ayında tasaddukta bulunsa sanki bir karga annesinden doğduğu gibi uçmaya başlasa, ölünceye kadar uçsa, ne kadar giderse cehennemden Allah onu o kadar uzaklaştırır.